Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir mehir yapacağız. Mehir Mardin usulü bir yemektir. Bu soğuk meze olarak yenir. Çoğu kişi bunu ayran çorbası deyip çorba şeklinde de tüketebiliyor. Ama biz Mardin'de buna mehir diyoruz. Ve hemen yapımına geçiyorum. Şöyle önüme 1 kilogram kadar dövme kattım. Ve dövmeyi sizlere şöyle gösterdim. Daha sonra bunu bir yıkadım. Bunu birkaç kere tekrar ettim. Daha sonra yarım saat kadar suda beklettim. O böyle pis suyunu bıraksın. İçerisinde nişastası kalmasın diye. Şöyle size de böyle kaşıkla gösteriyorum. Böyle suyu şey bıraktığı için, nişastasını bıraktığı için böyle kaşığı değdiğinizde böyle tıtır tıtır sesler geliyor. Şimdi bunu bir tencerenin içerisine alıyorum. Asla yağ falan hiçbir şey katmıyoruz. Üzerine... 3 litre kadar su katıyorum. Kaynar su olmasına dikkat edelim. İsterseniz soğuk su da katabilirsiniz tabii ki. O kaynarken biz de onun yoğurtlu sosunu hazırlayalım. Şimdi önümde 3 kilogram kadar yoğurt var. 3 kilogram yoğurdun içerisine bir adet yumurta sarısı katıyorum. Ve iyice ayran kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Zaten ayran kıvamına geldiği için biz ona ayran çorbası diyoruz. İçerisine 2-2,5 yemek kaşığı kadar un katıyorum. Bunun nohutlu yapan var. Mardin'de böyle tavuk göğsü katan var. Üzerine salçayı katan var. Yani bunun birçok türü var. Ama orijinal tarifi bu. Hatta bunu dövmeyle değil buğdayla yapan da var. Ama buğdayla dövme tadı bambaşka. Fark çok fark var aralarında. Dövmeyle çok lezzetli oluyor. Bizim dövmeler kaynadı. Dövmeleri yaklaşık orta ateşte 40 dakika kadar kaynattım. Ama bunu siz kendinize göre ayarlayın. Yumuşak seviyorsanız biraz daha kaynatın. Yumuşak sevmiyor iseniz böyle bir 30-35 dakikada kaynatabilirsiniz. Bunu kendinize göre ayarlayın. Şimdi hazırladığımız yoğurt sosu vardı hatırlıyorsanız. Böyle onun içerisine kaşık kaşık hazırladığımız mihirin suyundan katıyoruz. Bunu yoğurt kesilmesin diye yapıyoruz. Zaten yoğurdun kesilmemesi için içerisine yumurta kattık. Yumurta ve un kattık. Un onun onun katı olmasını sağlıyor. Ve daha sonra bütün yoğurt sosunu içerisine boşaltıyoruz. Haşladığımız mehirin içerisine katıyoruz. Tabii siz mehiri böyle orta ateşte pişirmeye dikkat edin ama sizin böyle fırınınızın ateşine göre ayarlamaya çalışın lütfen. Şöyle gördüğünüz gibi kaşığı kaldırıyorum ve hiç kesilmemiş. Keseseği de böyle, böyle, böyle küçük küçük böyle beyaz kaymak gibi şeyler kaşa yapışırdı. Çe şey gördüğünüz gibi hiçbir pürüz yok. Böyle de yaklaşık 2-3 dakika arasında kaynattık. Bunu soğuk soğuk tüketin lütfen. Çünkü soğuk olduğunu inanın çok lezzetli oluyor. Hele ki Ramazan'da çok güzel oluyor. Şimdi en son içerisine böyle kaldırdık. Böyle dolapta beklettik. Gördüğünüz gibi çünkü katılaşmış. Yaklaşık 1 saat kadar dolapla beklettik. Sonra içerisine 1 yemek kaşığı tuz kattık. Ve nane kattık. Siz isterseniz içerisine sarımsak da katabilirsiniz. Sarımsak çok yakışıyor. Bizim misafirimiz tüketmediği için yanımızda misafirimiz vardı. Misafirimiz tüketmiyordu. Biz de onun için içerisine sarımsak katmayı tercih etmedik. Ama normalde biz de sarımsaklı yiyoruz ve çok lezzetli oluyor. İçerisine çok yakışıyor. Ve en sonunda içerisine 2 yemek kaşığı kadar nane katıyoruz. İsterseniz içerisine biraz daha nane katabilirsiniz. Mesela ben birazdan tekrardan ekleyeceğim ve tabağa alıyorum sunum amaçlı. Ben de sizlerle tık vedalaşayım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Aşağıdan kanalımıza abone olup yanı çıkan bildirim ziline de basmayı unutmayın. Sizlere Ramazan ayı içerisinde birçok tarif sunacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.